Mekanları cennet. Çok iyi. Çok iyi. Evet. İşte bunlar keyifleri. Allah onlardan. Ne kadar çok insan olmuş bu. Onların sayesinde bugün var. Allah onlardan razı olsun. Tam bir felaket yaşanmış burada. Aman Tanrım, ne çok insan ölmüş burada. Hepsi de genç insanlar. Evet. Dayan. Ne olur dayan kardeşim. Ben... Ölüyorum. Mehmet! Kardeşim! Sen şehit oldun kardeşim. Beni bıraktın, sen de ölümsüzler kervanına katıldın Mehmet. Hani biz her şeyde birlikteydik. Mehmet'im, hakkını helal et. Allahu Ekber, büyük bir donanmayla yola çıkmış. Kendilerinden de çok emin. Bak neler yazmışlar. Yenilmez armada zafere doğru yola çıktı. Allah belalarını versin. Akıllarınca İstanbul'u bir baskın savaşla alıp Ruslara yardım edecekler. Böylece Ruslar savaşa devam edebilecek. Evet, tüm niyetleri bu. Kendilerinden de pek eminler. Baksana donanma komutanı ne demiş. Havalar müsait gittiği takdirde 2 hafta sonra İstanbul'da olabileceğimi ümit ediyorum. Tarihte yeni bir çağın dönüm noktasını yaratacağız. Kendilerini ne sanıyorlar? Yani bu kadar kolay öyle mi?
Neye güveniyorlar acaba? Tabii ki sahip oldukları modern silahlara. Ne yazık ki onlarda olan silahların yarısı bile bizde yok. Almanların hibe ettikleriyle savaşıyoruz. Her şey silahla halledilmez. Savaşmak cesaret ister. Çok haklısın. Ama ne çare ki yıllar süren savaşlar memleketi yiyip bitirdi. Ayrıca bak, görüyor musun şu içimizdeki hainleri? Şimdiden Beyoğlu'nda kutlamalara başlamışlar. Otellerin caddeye bakan tüm odaları tutulmuş. Başka ne beklenirdi ki zaten? Ordu artık gönüllü toplamaya başlamış. Haydarpaşa Lisesi talebeleri, medreseliler, ülkelilerin çoğu. Hepsi askere kaydoluyorlar. Sahi mi? Aferin keratalara. Ben de sadece biz gönüllü kaydolacağız sanıyordum. Desene orada da beraberiz. Bu habere sevindim doğrusu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Öyle görünüyor ki bu topyekun bir ölüm kalım harbi olacak. Bu da nesi? Hay Allah, bu da ne böyle? Çok garip. Çiçeklerle deniz üzerinde vav ve kef harfleri yazılı. Acaba bunlar ne anlama geliyor? Bu ne demek oluyor şimdi? Hay Allah, çok garip bir şey bu. Hala çözemedim. Vav ve kef ebcede sabile 26 demektir evladım. He? Siz de kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Söyleyin kimsiniz? Kim olduğumu boş ver. Söyleyeceklerimi iyice dinle sadece. Derhal elinizdeki mayınları vakit geçirmeden boğaza döşeyin. Mayınlar mı? Ne demek istiyorsunuz? Bunları nereden biliyorsunuz peki? Elinizdeki mayınları çift sıra halinde boğaza döşeyin. Gevşek davranmayın. Allah'ın yardımı sizinle olsun. Zafer Allah'tandır. Durun, bekleyin. Kimsiniz? Neden böyle yapmamı istiyorsunuz? Durun. Durun, bekleyin. Kimsiniz siz ha? Hay Allah, bir rüyaymış. Ama çok enteresan bir rüyaydı bu. Hay Allah. Hala gece. Daha sabah olmamış. Bir şeyler yapmalıyız. Düşman boğazı geçmemeli. Mayınlar. Yeni mayın hattına ihtiyacımız var. Düşman önceden dökülen mayınların yerlerini tespit etti. Nöbetçi. Emredin kumandanım. Hemen yüzbaşı Hakkı'yı çağır. Derhal karargaha gelsin. Odamda bekliyor olacağım. Hadi acele et. Emredersiniz kumandanım. Hemen gidip haber vereceğim.
Beni emretmişsiniz kumandanım. Emirlerinizi bekliyorum. Yüzbaşı Hakkı, gel şöyle. Şimdi söyle bana, depoda kaç mayınımız var biliyor musun? Kumandanım, elimizde bir Türk usta tarafından yapılmış 26 adet mayınımız var. 26 mı? Allah Allah. Rüyamda söylenen sayıyla aynı. Bu işte bir hayır var. Peki bu 26 mayın neden kullanılmadı Hakkı? Cevap ver bana. Kumandanım, Boğaz'da şu anda sadece Alman yapımı mayınlar var. Almanlar bizimkileri beğenmedikleri için döşemediler. Pekala Hakkı. Sana son derece önemli ve tehlikeli bir görev veriyorum. Düşman zırhlılarının ilk işi Boğaz'a yüklenmek olacaktır. Eğer Boğaz'ı geçerlerse bu hepimiz için bir felaket olur. Onları durdurmamız gerekiyor. Almanların mayınlarını temizlediler. Vakit geçirmeden bu 26 mayını al. 100'er metre aralıkla 4,5 metre derine salın. Gün ağarmadan onları Boğaz'a çift sıra halinde döşeyin. Çok dikkatli olun. Zırhlıların projektörlerine yakalanmayın. Emredersiniz kumandanım. Bir saat içinde hazırlanmış olacağız efendim. Düşman sizi fark etmemeli. Azami derecede sessiz yol alın. Kıyıya yakın seyredin. Hadi göreyim sizi. Hemen hareket edin. Size güveniyorum çocuklar. Emredersiniz kumandanım. Derhal hazırlanıyoruz efendim. Hadi göreyim sizi. Allah yardımcıları olsun. Bu çok tehlikeli bir görev. İnşallah başarırlar. Allah'ım sen muvaffak kıl. Mayınlamayı başlayabiliriz. Hadi bismillah. Buçuk metre derine, 100'er metre aralıkla başlayın indirmeye. Hadi. Ha gayret, indirin mayınları. Hadi acele edin. Olabildiğince sessiz olmaya çalışın. Düşman bizi fark etmedi. Derinliği iyi hesaplayın. Hadi az kaldı. Şükürler olsun bu sonuncusuydu. Düşman bizi fark etmeden dönüyoruz. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı arkadaşlar. Kıyıya dümen kırın. Hadi acele edin. Gidiyoruz. Değerli komutanlar, tarihi bir ana hep beraber tanıklık etmekteyiz. Nihayet aylardır yapılan hazırlıklar için beklenen gün geldi. Yarın, evet yarın Birleşik Donanma harekete geçecek. Size arkamızda nedenli güçlü bir desteğin olduğunu göstermek için bu sabah Sir Churchill'den aldığım telgrafı okuyacağım. Tekne ve insan kaybı ne olursa olsun bu savaş kazanılıncaya kadar tüm İngiltere halkı yanınızdadır. Arkadaşlar, Rusların savaşa devam edebilmesi için Boğaz mutlaka geçilmelidir. Karşımızda hasta ve zayıf bir Osmanlı devleti var. 500 yıldır esaret altında bulunan İstanbul'u alarak tarihe altın harflerle geçeceğiz. Yeni nesiller isimlerimizi şükranla anacak. Yüce Tanrımıza bizleri böylesine kutsal bir göreve memur kıldığı için teşekkür ediyorum. Silah arkadaşlarım, şimdi donanmamızın en seçkin zırhlıları bombardıman için hazırlansın. Önce İngiliz donanması bombardımana başlayacak. Sonra Fransız gemileri öne geçecek ve Boğaz'ın iki yakasındaki Türk tabyaları tamamen imha edilinceye kadar ateşe devam edilecek. Boğaz'ın iki yakası düşmandan arındırılacak. Bu iş yarın bitmeli. İstanbul'daki dostlarımız şimdiden kutlama hazırlıklarına başladılar bile ve bizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Arkadaşlar, kadehimi yarınki zaferimiz için kaldırıyorum. Zayıf ve hasta Osmanlı bizim gücümüze dayanamayacak. Ve zafer mutlaka bizim olacaktır. Şerefe! Şerefe! Yaşasın Fransa! Zaferinizi şimdiden kutluyorum amiral. Şerefe! Zaferin şahidi şerefe! Yaşasın Birleşik Donanma! Şerefe!
uzakta siyah bir karaltı halinde düşman donanması geliyor. Müttefikler kendinden pek emin görünüyor. Öyle görünüyor efendim. Gerçi haklarını teslim etmek lazım. Böyle bir donanma meydana getirdikleri için haksız da sayılmazlar. Müttefiklerin en ünlü savaş gemileri burada efendim. İlk etapta fazla sokulmadan uzun menzilli toplarıyla bizi hırpalamaya çalışacaklar. Haklısınız. Ne yapmamızı emredersiniz Paşa Hazretleri? Atış menzilimize girmelerini bekleyeceğiz. Anadolu ve Rumeli tabyalara söyleyin sıkı dursunlar. Ne? Ne? Kahrolasıcalar. Nereden bulmuşlar bu kadar savaş gemisini? Yeryüzünde başka gemi kalmamış, hepsini buraya getirmişler. Allah hepimizin yardımcısı olsun Yusuf. Zor bir gün olacak. Amiral Force'u Queen Elizabeth zırhlısına toka edilmiş. Bak, görüyor musun Mehmet? Manevra yapıyor. Gemiler harekete geçti. Bombardıman her an başlayabilir. Desene Yusuf, her an kıyametin kopması yakındır. Yahya Çavuş! Yahya Çavuş! Emredin kumandanım. Emirlerinizi bekliyoruz. Düşman donanması boğaza doğru harekete geçti. Bütün bölüye bildir. Herkes iyice siper alsın. Şarapnel parçalarına dikkat edin. Emredersiniz kumandanım. Herkese haber vereceğim. Siper al! Herkes siper alsın! Kefereler, ne kadar da çok gemileri varmış. Hakkınızı helal edin kardeşler. Artık helal. Kim öle kim kala. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Nihayet beklediğimiz an geldi. Boğazın her iki yakasında tespit edilen tabyalara ateşe başlayabiliriz. Çünkü 5 ayında Sir Winston Churchill'e çok iyi haberler iletmek istiyorum. Baş üstüne efendim. Topçular, hedef Kuzeydoğu düşman bataryaları. Ateş! Topçular ateş! Saldırıya başladılar. Yatın! İyice siper alın! Siper alın! Herkes yere yatsın! Hedef düşman bataryaları! Ateş! Ondan. Topları bizimkilerden daha uzun menzilli. Kefereler, ah bir karaya çıksanız görürdünüz gününüzü. Merak etme, onun da sırası gelecek. Hedef bir numaralı düşman tabyası, ateş! Hedef sahil boyunca ağır bataryalar, ateş! Her şey istediğim gibi gelişiyor. Evet, zaferi kazanacağım.
Çok güzel. Bu iş tahmin ettiğinden de daha çabuk bitecek arkadaşlar. Yağmur gibi gülle yağıyor. Kendinizi sakının. Askerlere yardım edin. Çabuk olun. Sıhhi yerleri buraya gelsin. Kumandanım. Kumandanım, Cevat Paşa telefonda. Durumumuzu öğrenmek istiyor efendim. Ben Binbaşı Ali. Emredin efendim. Sizi dinliyorum. Durumunuz nedir Binbaşı Ali? Müttefikler merkez tahkimatımızı dövüyorlar. Queen Elizabeth Anadolu Hamidiyesini, Agamemnon Rumeli Mecidiyesini, Lord Nelson Namazgahı, Inflexible'da Rumeli Hamidiyesini ağır ateş altında tutuyor. Efendim, telemetreler zırhlıların atış menzilimiz dışında olduğunu gösteriyor. Biraz daha sokulmalarını bekliyoruz efendim. Gelişmeler şimdilik bunlar. Topçular, atışa hazır olun. Gemiler menzilimize girmek üzere. Güzel. Görüldüğü kadarıyla tüm tabyalarının tamamı imha edildi. Zırhlarımız çift sıra halinde boğazın iki yakasını döverek ilerlemeye devam etsinler. Emredersiniz efendim. Sandığımızdan daha kolay olacak. Toplarını üzerimize çevirdi. Hemen tabya sığınağına girmeliyiz. Acele etmeliyiz. Herkes süperlere çabuk olun. Sığınaklara. Zırhlı üzerimize nişan aldı. Herkes süperlere. Çabuk olun, acele edin. Derhal sığınağa. İsabet alabiliriz. Çabuk olun, herkes sığınağa. Hemen yere yatın. Arkadaşlarım, arkadaşlarıma ne olmuş böyle? Aman yarabbim, her yer kan deryası olmuş. Hocam! Yazık, çok yazık oldu. Rumeli Mecidiyesi çok ağır hasar aldı. Sükut etmesi felaket olur. Bakın, şu ileri çıkan Fransız zırhlısı Dardanos tabyasına yöneldi. Çabuk diğer tabyalarımıza haber et. Onu hedef alsınlar. Daha sonra Obüs bataryalarıyla temas kur. Kumandanım, telefon hatları kopuk. Maalesef telefonla irtibat kuramıyoruz. Hatların hemen onarılması gerekiyor. Doğru söylüyorsun ama ne yazık ki hiç vaktimiz yok. Batarya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Aman Allah'ım. Zırhlılar. Zırhlılar ne oldu? Eyvah! Dev zırhlılar boğazda ilerliyor. Herkes bataryaları susmuş. Düşman boğazı geçiyor. Tam bir şeyler yapmadım. Düşman boğazı geçmemeli. Allah'ım bana yardım et. Top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit. Hadi aslanım. Allah'ım, sana sığındım. Sen yardım et bana.
Ya Allah! La havle ve la kuvvete illa billahil azim! Türklerin savunması çökmek üzere. Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. Elinizi çabuk tutun. Savunmaları kırıldı. Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım, birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Yüce Allah, sen de büyüksün ya Rabbi. O şunu vurduk. Ne oldu? Bu patlaması nedir böyle? Allahu Ekber! Vurdum onu, vurdum! Bakın, bakın! O şun vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın hücum düzeni bozuldu artık. Ocean kontrolden çıktı. Diğer zırhları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk olun, acele edin. Vurdum! Vurdum bu zubet gemiyi! Geçemeyeceksiniz boğazı! Geçemeyeceksiniz Çanakkale'yi! Çanakkale geçilmez! Yaşasın! Hemen yeni hücum düzeni alın. Üçüncü gruba işaret verin. Öne çıksın. Inflexible ve Lord Nissen, Ocean'u vuran tabiye hiç vakit kaybetmeden ateş açsınlar. Yeni bir isabet mi aldık? Allah kahretsin! Bu mayın! Inflexible mayına çarptı! Bakın! Bakın! Üç zırhlı yara aldı, batıyor! Tam beklediğimiz fırsat. Zırhlılar mayınların şaşkınlığıyla menzilimize girdiler. Şimdi sıra bizde. Türk topçusu. Bismillah. Ateş! Ateş! Mayınlar saldırı düzenimizi bozdu. Şimdi tabyalardan üzerimize dolu gibi mermi yağıyor. Topçular! Hedef boğazdaki düşman zırhlıları! Ateş! Amiralim! Amiralim! Hemen hemen tüm zırhlılarımızdan hasar raporları geliyor. Ocean Irresistible bu ve batıyor. Tanrı aşkına, her şey tersine döndü. Hiç hesaplı olmayan mayınlar bizi mahvetti. Koca donanmanın üçte biri gitti. Amiralim, lütfen bir an önce filoyu geri çekelim. Lanet olsun. Bu bizim için beklenmedik bir yenilgi oldu. Pekala. Tüm zırhlılara bildirin, çekiliyoruz artık. İnanamıyorum, bu nasıl olur? Thank you.
yazıyor. Hey çocuk, bir gazete ver bakalım. Efendim, gazete mi istiyorsunuz? Hemen getiriyorum. Buyurun efendim. Vay canına, bu da ne demek? Çanakkale'de doğanımız ağır bir bozguna uğramış. Birçok zırhlı gemimiz boğazın dibine boylamış. General Rebek'in yerine karar harekatı için General Ian Hamilton atanmış. Şimdi karar harekatı gündeme gelmiş. Tanrı aşkına, bunların söyledikleri şeylerin hiçbirine inanılmaz gerçekten. Daha bir ay önce hükümet zaferden ne kadar emin konuşuyordu öyle. Yazıyor, yazıyor. Çanakkale faciasını yazıyor. Inflexible battı, boşun battı, irresistible battı. Yazıyor, yazıyor. Arkadaşlar, ordumuz 18 Mart günü büyük bir zafer kazandı. Düşman donanmasının önemli bir kısmı denizin dibini boyladı. Artık tahmin ediyoruz ki düşmanlar denizden bir daha zorlamaya cesaret edemeyecekler. Ama bu iş daha bitmedi. Müttefik kuvvetleri bundan sonra şansını karada deneyecekler. Özellikle Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale'deki birliklerimizin çok uyanık olmalarını istiyorum. Bombardımanda hasar gören siperler onarılsın. Ayrıca Eceabat'ta ihtiyatta bulunan 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal ve Yarbay Hasan cepheye intikal etmek üzere hazır olsunlar. Beyler, devletçe ve milletçe çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sizden yapabileceğinizden fazlasını istemek zorundayım. Başka çaremiz yok. Eğer Çanakkale cephesi çökerse savaşı kaybederiz ve bu iş burada biter. Bu yüzden savaşı kazanmak zorundayız. Toplantı bitmiştir. Hepinize teşekkür ederim. Bana öyle geliyor ki İngilizler çok yakında karaya asker çıkartmak isteyecekler. Doğru, haklısın. Eğer Ruslara yardım edemezlerse Rusya bu savaşı yürütür. Durumumuz hiç iyi görünmüyor. Allah yardımcımız olsun. Ne askerimizin sırtına doğru dürüst kaput verebiliyoruz, ne de ayağına potur. Çoğu paramparça çarıklarla idare ediyor. Haklısın. Üstelik tayınları da günde ikiye düşürüldü. Çok zor şartlardayız. Ama şükür Allah'a inancımız tam. Kumandanım, kumandanım. Söyle asker, ne var, ne oldu? Acemi eğitimini tamamlamış yeni bir bölük geldi. Teftişe hazır, sizi bekliyoruz kumandanım. Tamam, sen git. Ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar, artık cephedesiniz. Şu anda büyük bir harbin içindeyiz. Sizden istediğim, üstlerinize kesin itaat edeceksiniz. Kumandanlarınızın dediklerine harfiyen uyacaksınız. İnşallah biz bu harbi kazanacağız. Şimdi vatana hizmet zamanı, gayret zamanıdır. Şu anda Anadolu'nun her yerinden, Rumeli'den gönüllüler geliyor. Herkes canla başla vatana hizmete koşuyor. Düşman Çanakkale'yi asla geçmemeli. Çünkü Çanakkale vatanın kapısıdır. Asker, adın ne senin? Hasan kumandanım. 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölük, Yozgat Sorgun kumandanım. Bu saçındaki kına da nedir? Hiç erkek kınalanır mı asker? Söyle bakalım. Doğrusunu isterseniz sebebini bilmiyorum kumandanım. Anam kına yaktı saçlarımı. Öyle mi? O halde mektup yazıp sor bakalım sebebini anana. Kumandan saçını neden kınaladın diye soruyor de. Tamam mı Yozgatlı Hasan? Sonra da gel bana bildir. Emredersiniz kumandanım. Kumandanım, kumandanım. Ne oluyor? Gemiler kumandanım. Yüzlerce gemi geliyor kumandanım. Ne? Yüzlerce gemi mi? Hay Allah. Çıkartma başlıyor mu yoksa? Tam düşündüğüm gibi. Düşman çıkartma yapıyor.
Çavuş! Askeri silah başı yap. Bölük kumandanına haber ver. Emredersiniz kumandanım. Asker kalk! Silah başı! Silah başı! Herkes mevzilere! Kalkın! Kalkın hemen! Hadi kalkın! Çabuk siperlere! Mevzi al! Her an bombardıman başlayabilir. Yay ya çavuş! Sen de bölüğünü al. Ön tarafa mevziler. Hadi göreyim sizi çocuklar! Hadi! Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tüm askerler siperlere, gemiler bombardımana hazırlanıyor. Yarbay Gomlin, çıkarmayı kolaylaştırmak için tüm zırhlarımızın hemen ateşe başlamasını istiyorum. Derhal. Emredersiniz efendim. Hedef sahildeki Türk siperleri, ateş! Hepimizin yardımcısı olsun. Yusuf, hiç kimseyi göremiyorum. Çıkarma başladı mı acaba? Önümüzdeki tümsek görüşümüzü engelliyor Mehmet. Anzak birlikleri ve bazı Fransız birlikleri sahile çıkmak üzere. Aynı anda birçok yerden de göstermelik çıkarma hareketleri Türkleri şaşkına çevirecektir. Planımız kusursuz görünüyor hani. Umarım bir aksilik çıkmaz. İlk çıkarma kuvvetlerini özellikle birinci sınıf askerlerden seçtim. Yoğun top ateşimizde Türklere göz açtırmadık. Eminim General Hunter Weston seçme İrlanda ve İskoç askerleriyle bu işi kolayca halledecektir. Tanrı şu ana kadar fazlasıyla Türklerin tarafını tuttu. Ama sanırım artık daha fazla yapabilecekleri bir şey kalmadı. Amiral, umarım bu kez talih bizim yanımızda. Çatışmalar bu bölgede şiddetlenmiş. General Niper Albion zırhlısının desteğinde çok başarılı bir çıkarma yapmıştı bu kumsalda. Aman Tanrım! Burada tam bir kıyım yaşanıyor. Askerlerimizin tamamı neredeyse imha edilmiş. Sahil denize doğru 50 metre kıpkırmızı kesilmiş. Gördüklerimi General Hamilton'a rapor etmeliyim.
efendim. Ne oldu Albay Irwin? Söyleyin, nedir bu telaşımız? Efendim, hava komodoru az önce çıkarma raporlarını iletti. B kumsalında durumumuz kötüleşti. Yeni birlikleri sevk etmek tehlikeli olabilir. Tam tersine Albay. Kayıplara aldırış etmeden yeni birlikleri çıkarma bölgelerine sevk edin. Maalesef savaşlar kolay kazanıldı. Derhal acele edin. Emirlerim eksiksiz yerine getirilsin. Anlaşıldı mı Albay Irwin? Emredersiniz efendim. Hadi çılgın azaklar, gösterin kendinizi. İşte beklediğimiz an geldi. Hücum! İleri! Bu bölge sessiz görünüyor. Türkler bizi fark edinceye kadar bu bölgeyi mutlaka ele geçirmeliyiz. Birinci tabur derhal peşimden Sarıbayır'a doğru yola çıksın. Düşmanın o bölgeye bir çıkarma yaptığına dair raporlar aldım. Orada zayıf bir keşif kolumuz var sadece. Fazla dayanmaları imkansız. Emredersiniz kumandanım. Siz hiç merak etmeyin. Hemen yola koyuluyoruz. De! De! Tahminim de yanılmamışım. İngilizler buradan da çıkarma yapmışlar. Koşun! Askerler, durun. Neden siperlerinizi terk ettiniz? Niçin kaçıyorsunuz? Kumandanım, düşman. Çok sayıda düşman geliyor kumandanım. Düşman mı geliyor? Düşmandan kaçılmaz. Kumandanım, mermimiz bitti. Kumandanım, mermimiz bitti. Askerler, öyleyse ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Unutmayın ki bizler ölünceye kadar geçen sürede yerimizi başka askerler ve komutanlar alabilir. Geri dön! Hücum! Arkadaşlar, bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Bu kanla ıslanmış Musaf-ı Şerif bugün bana getirildi. Dün gece Kumkale'ye çıkartma yapan Fransız birlikleriyle askerlerimiz arasında yapılan çarpışmadan sonra siyahi bir İslam askerinin üstünden çıkmıştır. Bu hadise beni ziyadesiyle üzdü. Sömürgeci Fransızlar ve İngilizler memleketlerini yağmaladıkları yetmiyormuş gibi o garipleri getirip bize karşı savaştırıyorlar. Vay namus! İnşallah yaptıkları zulmü fazlasıyla ödeyecekler. Namertler. Evet arkadaşlar. Çok zor şartlarda düşmanla savaşırken bir de böylesine kalleşçe hadiselerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Ne diyelim? Kader. Thank you.
Kumandanım. Ara burnunda bir teğmen esir alındı kumandanım. Albay Sami Bey size gönderdi. Öyle mi asker? Peki şimdi nerede? Şu anda karargahın kapısında bekletiliyor kumandanım. Pekala, onu derhal yandaki odaya alın. Emredersiniz. Esiri getirdik kumandanım. Biriniz hemen esirin ellerini çözsün. Emredersiniz kumandanım. Adınızı sorabilir miyim acaba? Adım Peterson. Peterson efendim. Rütbeniz Teğmen galiba. Askerlik mesleğini seçerken esir olmayı, ölmeyi ve öldürmeyi kabul etmiş olmalısınız. Fakat gördüğüm kadarıyla kendinizi pek rahat hissetmiyorsunuz Teğmen. Evet evet efendim. Nedenini sorabilir miyim acaba? Türkler aldıkları esirleri öldürüp yiyorlarmış. Sizlerin yamyam olduğunu, insan eti yediğinizi söylediler. Öyle bir şey olur mu? Savaşın da kaideleri vardır. Ve o kaidelere uymak insani vazifemizdir. Size bunları kim söylediyse tamamen yalan söylemiş. Siz artık benim misafirimsiniz. Rahatınıza bakın. Belki bu kez mektubun gelir Sivas'ta ha? İnşallah. 5 aydır hiç haber alamadım. Aydınlı Alioğlu Hüseyin var mı? Alioğlu Hüseyin! Şehit! Mertebesine ulaştı. Yozgat sorgundan Mehmetoğlu Hasan. Mehmetoğlu Hasan. Benim, Hasan benim. Oo, sorgun mu? Hadi yine iyisin. İyisin. Al bakalım Yozgatlı. Sağ ol kardeş, çok sağ olasın. Anamdan mektup gelmiş, canım anam. Şurada okuyayım bari. Ne de çok özledim sizleri. Ey gözümün nuru Hasan, gönderdiğin mektubu aldık. Pek sevindik. Selamına biz de Allah selamıyla mukabele eder, gözlerinden öperiz. Allah'ın yardımı senin ve senin gibi vatan için cihad eden ana kuzularının üzerine olsun. Ciğerparem, Hasan'ım, vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Ben senin anansam beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Sen de ecdadından, babandan aşağı kalamazsın Hasan'ım. Mektubunda Zabit Efendi saçını niye kınaladın diye sordu, bilemedim diyorsun. Söyle Zabit Efendi'ye, bizim oralarda kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. Yavrum, sen bizim vatan uğruna seçilmiş kurbanımızsın. Gayrı hüküm Allah'ındır evladım. Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anan Hatice. Demek anam bu yüzden saçımı kına yakmış. Vatan uğruna kurban olayım diye ha? Anam yakmış kınayı adak diye, ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım, ben İsmail doğmuşum. Müttefikler kıyıda tahkimat yapıyor. Bölgeye yeni kuvvetler sevk edecekler. Evet efendim.
Elimizdeki bilgiler, müttefik kuvvetlerin büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu gösteriyor. Elimizdeki sınırlı sayıdaki kuvvetlerimizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çok fazla cephede savaşıyoruz. Cephane ve asker sıkıntısı had safhada. Şüphesiz kumandanım. Asker sayımız günden güne eriyor. Müttefiklerse durmadan yeni takviye alıyor. General Hamilton artık daha fazla vakit kaybetmeyip güçlü bir taarruzla cephemizi yarmayı planlıyor. İhtiyat kuvvetlerini hissettirmeden yarım adanın ucuna doğru kaydıralım. Ana fartalar, Jonk Bayırı ve Arıburnu cephelerinde çok güçlü bir direniş göstermezsek cephemiz yarılabilir. Albay Kemal, ana fartalar grubu kumandanı olarak size orada çok iş düşecek. Hadi, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz efendim. Şu anda hazırlıklarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Kalabalık bir hücum için gerekli lojistik destek ve ikmaller de tamamlandı. Çok güzel. Türkler çok hırpalandılar. Edindiğimiz bilgilere göre mermi sıkıntısı has safhaya ulaşmış. Asker sıkıntısı çektiklerini de zaten biliyoruz. Bu yeni kolorduyu mutlaka yarma ve kıskaç hareketinde kullanmalıyız. Tüm hazırlıklar o yönde yapıldı efendim. Birlikler vazifelerinin bilincinde. İmparatorluğumuzun kaderi bu kayalıklara sıkıştı. Birçok yerde Türklerle kafa kafaya savaşıyoruz. Saroz'dan gösteri çıkarması yaparak orada bulunan kuvvetleri oyalayacağız. Suva'dan çıkan 9. kolordu'da şimşek hızıyla Jonk Bayırı, Koca Çimen ve diğer cepheleri ele geçirecek. Umarım bu kez planımız işe yarar efendim. Doğrusu bu Türkler de artık çok olmaya başladılar. Donanması saldırı pozisyonu alıyor. Savaş bu bölgede yoğunlaşacak. Birliklere haber verin, onlara hitap edeceğim. Emredersiniz kumandanım. Burada benimle beraber muharebe eden kahraman Türk askerleri. Aylardır süren düşman taarruzlarını büyük bir cesaretle püskürttünüz. Vatanımıza kasteden bu istilacılar topluluğu şimdi yeniden büyük bir hücum hazırlığında. Erler, bize verilmiş olan bu namus ödevini yerine getirmek için bir an bile duraksamayın. Bu zor vazife üzerimizdeyken istirahat uykusu aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen yoksun kalmasına sebebiyet verileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın aynı fikirde olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk eseri göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Gazanız mübarek olsun. Canımız vatana feda 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 olsun. Düşman siperleri ateş! Yok edin hepsini! Bütün toplar ateş! Sağ çıkabilecek miyiz kardeş? Hakkını helal et. Helal olsun. Harika manzara. Yarımada atılan bombalardan dolayı cehenneme dönmüş.
adeta yanıyor. Hemen generale bildirin de ateşi kessinler. Türklerin bugün hiçbir şansı yok. Bugün bizim için zaferle dolu bir gün olacak. Ve İstanbul'a giden yol sonunda açılacak. Efendim. Ne var Albay Örvin? Söyleyin, ne istiyorsunuz yine? Söyleyin. Efendim, General Birdwood saldırı için sizden emir bekliyor. Birdwood'a söyle, top ateşi kesilir kesilmez birliklerin çok seri bir şekilde hücuma geçmesini istiyorum. Bu kez mutlaka Türk cephesini yarmalıyız. Aksi takdirde bu iş biter. Emredersiniz efendim. Düşman istihkamlarımıza oldukça yaklaştı. Subaylarımıza söyleyin, derhal askeri karşı hücuma kaldırsın. Acele etsinler. Düşman siperlerimize girerse atamayız bir daha. Çabuk! Hayret aslanlar!
tepeleri düştü. Günahını tuttular. Takaylım. Vurun Allah aşkına. Emri alan bizimle. Vurun, kaçmayın. Yeni bir savunmakta olursunuz. Nereye gidiyorsunuz sersemler? Vurun. Kaçın. Çıldırmış gibi geliyorlar. Kaçın. Kahretsin. Birliklerimiz bozuldu. En seçkin askerlerimizi kaybettik. Bari sahildeki siperlerimizi tutabilseler. Efendim, yeniden toparlanabiliriz. Ayrıca Savunma Bakanlığından yeni birlikler isteyebiliriz. Birlikleri yenmek imkansız. Her yolu denedik. Artık İngiltere'nin de bana yeniden asker gönderebileceğini sanmıyorum. Bu iş bitti Albay Örgü. Bu iş bitti. Çanakkale'yi geçemedik. Zafer bizim! Çanakkale geçilmez! Yaşasın Türk milleti! Hala silahını bırakmıyor. Ama sıkı sıkı kavramış. Ne yapacağız şimdi? Ben bir kumandana sorayım, hele bekle. Kumandanım. Kumandanım. Ne var asker? Ne oldu? Kumandanım, şuradaki şehit askerimizi defnedeceğiz ama iki eliyle öyle bir kavramış ki silahını bir türlü alamıyoruz elinden. Öyle mi? Nerede? Göster bakalım o şehit. Asker dediğin böyle olur işte. Ölünce bile silahını bırakmaz. Tüfeğiyle birlikte gömün şehidi. Emredersiniz kumandanım. Kardeşim, düşmanı yendik kardeşim. Rahat ol. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o 20. asır yok mu?
o mahluk asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü para. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur, enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bediim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyat. Bu taşındır diyerek, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icdaline ettin hayra. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit olu şehit, isteme benden makber,
Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber.